Batı Suriye konusunda geri adımı çoktan attı. Artık Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm Batı esassız çözüm olmuyor itirafında bulunmaya başladı. Türkiye hala Suriye'deki silahlı grupları eğitmenin derdinde. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Özgür Suriye ordusuna eğitim verilmesi için ABD ile süren müzakerelerin sona erdiğini belirtti. Suriye'yi işgal operasyonu bozgunla sonuçlanan Batı, gelinen noktada Esad'la yeniden ilişkileri normalleştirme çabasına girdi. The world has seen. Bu yöndeki son açıklama, Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura'dan geldi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'la Viyana'da basın toplantısı düzenleyen Mistura, Esad'ın çözümün bir parçası olup olamayacağına ilişkin soruya, Esad halen Suriye'nin devlet başkanıdır, ortada bir hükümet var, sonuçta Esad çözümün bir parçasıdır yanıtını verdi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da mevcut durumda radikal IŞİD'le mücadele etmek gerekir. Esad'ın pozisyonunu yeniden düşünmeye gerek yoktur dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden önceliğimiz Esad değil IŞİD açıklaması gelmişti. Bu açıklamalar Batı'nın Suriye konusunda geri adım attığını gösterirken Türkiye hala Suriye'deki silahlı grupları eğitmenin derdinde. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Özgür Suriye ordusuna eğitim verilmesi için Amerika Birleşik Devletleri ile süren müzakerelerin sona erdiğini söyledi. Bu müzakereler sonlandı ve önümüzdeki dönemde Özgür Suriye ordusunun eğitilmesine ilişkin olarak bir mutabakat metni Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanacak. Ve eğitimler yine önceden açıklandığı gibi Mart ayında mı başlayacak? Kaç kişi o eğitilecek ilk etapta? Bu teknik detayların hepsini zaten metin imzalandığında basında paylaşacağız. Ama önümüzdeki günlerde bunun imzalanması öngörülüyor. Büyük bir ihtimalle de yani önümüzdeki ay içinde bu mutabakatın gereği yerine getirilecek. Yani önümüzdeki ay içinde başlayacak. Ama dediğim gibi bu imzalandığında zaten teknik detayları siz de göreceksiniz. Amerika'nın Irak'ın kuzeyinde askeri üst kurma kararı da Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'e soruldu. Türkiye gibi Amerika Birleşik Devletleri de Irak Kürt Bölgesel yönetimine askeri anlamda yardım ediyor. Ama bu askeri üst gerçekten bir askeri üst mü olacak yoksa başka bir şey mi olacak? Bunun bir sorgulanması ve doğrulanması gerek bu soruya yanıt vermeden önce.